Şimdi Ilgaz, sayın Torunoğulları diyor ki oynamadığı ayların parasını istiyor. Yani Mart-Nisan. Evet. Ama bu akşam yapılan açıklama ki her iki tarafa da sorduk. 1.6 milyon euroluk bir alacağı olduğu için sözleşme fesih hakkı doğuyor 10 gün sonra Karius'un. Evet. Karius 10 gün sonra normalde kiralık olduğu için 31 Mayıs'ta bitiyor. Fakat FIFA'ya başvurduğu için, sen bu konulara daha çok hakimsindir. FIFA'ya başvurduğu için sözleşme fesih hakkı doğuyor. Beşiktaş'ta yaşadığı bu ekonomik sürünceme nedeniyle daha da fazla ücret alma hakkı doğacağı iddia ediliyor. FIFA'lık oluyor esasında. FIFA'lık oluyor açıkçası. FIFA'lık oluyor mesele bu. Evet. Beşiktaş'ta muhtemelen hani indirime gitme ama şu alacaklarını bir şekilde düzene koyalım demiştir. Muhtemelen. Şimdi bir senaryo çiziyoruz. Karius da demiştir ki hani indirim değil ama siz benim alacaklarımı ödeyin. Senin yok ki zaten. Yani alacaklarımı ödeyin, ona göre bir yol çizelim demiştir. Oradaki bir anlaşmazlık, yani Karius bütün parasını istemiş FIFA'ya gitmemek için. Onu belirli bir ödeme planı sunulmuştur. Muhtemelen onlar üzerinde konuşulmuştur kapalı kapılar ardında. Oradaki anlaşmazlık, işte Karius'un bütün parayı istemesi ve FIFA'ya gitmemesi, yani senaryo yazıyoruz şu anda yanlış anlaşılmasın. Yani bu olmuş olabilir ancak. Oynamamış olduğu ayların parasını istiyor demesi bu. Oynanmayan ayların parasını istiyor derken Mart ve Nisan geliyor insanın aklına. Fakat alacağı 1.6 milyon euroysa aylık 800 bin euro mu kazanıyor bu adam? Yani çok büyük bir uçukluk olur. Geçmişten gelen tabii ki alacaklar. Değil. Geçmişten gelen alacaklar. Onlar. O hikaye. Ve diyor ki ben FIFA'ya gitmem ama bana bütün yıl sezonluk paramı verin demiş Karius belli ki. 10 gün oynamadığı sonra, aylarda o yani. Peki 10 gün sonra Beşiktaş kulübü 1.6 milyon euroyu yatırmazsa, hı hı, zaten sözleşmesi bitmiş bir futbolcu. Evet. Ne olacak? FIFA futbolcudan yana tavır koyacak. Tabii ki futbolcudan yana tavır koyacak. Çünkü bu şey değil. Bu pandemi esnasında ortaya çıkan bir hadise değil. Öteki türlü zaten FIFA kulüplerinin yanında olacağını duyurdu. Ama buradaki mesele farklı. Karius muhtemelen birkaç aydır paramı alamıyorum. O yüzden serbest kaldım diyecek. Ki FIFA'nın tanımış olduğu bir 7-8 günlük esas 10 günlük bir süreç var. Sonrasında da Beşiktaş'a şu parayı ödemezsen belirli yaptırımlarla karşı karşıya kalırsın diyecek yani. O yaptırımlarda... Ve işte puan silme, hatta transfer yasağı... Beşiktaş'ın belini bükebilecek. Yani zaten evet, bu ekonomik krizde Beşiktaş'ın canını sıkabilecek gelişmelerden bir tanesi olacaktır. En sakalayı söylüyor. Eğer başka bir takımla anlaşmadıysa... Hı hı. En sakalı şöyle, sözleşmesi bitiyor bu yaz. Hani bonservissiz oyuncu. Tabii ki Sergen Yalçın'da daha önce çalıştı En Sakalay'la biliyorsun geçen sene Alanya Spor'da. En Sakalı'nın Türkiye'de özellikle son iki sezondur gösterdiği performans hakikaten çok iyi. Gerçekten çok iyi performans sergiliyor. Beşiktaş'ın ya da sonraki ihtiyacı duyan bir kulübün ona talip olması oldukça doğal. Ben... Ve En Sakalı, şunun da karıştırılmasın kusura bakma Hakan, şunu da belirteyim. En Sakalay'la Türkiye sınırları içinde olmuş olmasına rağmen En Sakalı FIFA'ya tabi bir oyuncu olduğu için 1 Ocak'ta dahi sözleşme imzalayabilirsin. Bu evet, ayıptır. Yani yerli oyuncuyla yapamazsın, evet, bunu, yabancı oyuncuyla yaparsın. Evet, çok doğru. Hı-hı. Ben geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz araştırmalarda En Sakalay'ın Fener Beşiktaş'a evet masaya oturduğu 800 bin euroluk bir yıllık önerildiği ama Beşiktaş'ın yapmış olduğu görüşmelerle En Sakalay'ın görüşmelerinin tıkandığı ve En Sakalı'nın Fenerbahçe ile anlaştığı iddiası spor servisimize geldi. Araştırdık. Doğru olduğu yönünde ama tabii şu anda transfer bunu kimse yani doğru diyemez. Evet. Çünkü Alanya Spor hem Ziraat Türkiye Kupası'nda hem de ligde de iyi giden bir takım. Bu yüzden net bir şey söyleyemiyoruz ama büyük ölçüde anlaştığı belirtiliyor En Sakalı'nın Fenerbahçe ile. İyi bir transfer olacağını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani en azından Alanya Spor performansı bunu gösteriyor. Hani bu şey de değil işte, daha farklı bir takımda performans gösteren oyuncu acaba gelip İstanbul'da başarılı olur mu olamaz mı? Zaten biz o evreleri geçtik. Yani şu anda tamamen bu tarz oyunculara gitmek üzeresin. Mesela Nurullah beni daha çok heyecanlandıran Samsun Spor kalecisinin transferi. Nasıl bir kaleci sence? Çok iyi bir kaleci. Özellikle yani ben Samsun Spor'un özellikle internet üzerinden de veyahut da canlı olarak da birkaç maçını izledim bu sezon. Bence iyi bir kaleci. Hakikaten iyi bir kaleci. Özellikle yan toplarda o boyuna rağmen o fizik kalitesi falan çok çok iyi. Zaten bu tip transferlere ihtiyacımız var. Şimdi Salih Sporlu Halim oynamıştı Beşiktaş'ta, öyle değil mi? Bergama Sporlu... O çok yüksek bonservis isteyeceği söyleniyor. Ha, onu bilmiyorum. 5 yani yıllık sözleşme imzalamışlar. Benim söylemek istediğim şu, taraftarı bu tarz transferlere alıştırmak veyahut da geçmişi hatırlayan futbol severleri birazcık Mehmet daha buna hazırlamak.
Kahramanmaraş Spor'dan Mehmet Özürek geldi. Bergama Spor'dan Zeki Önatlı geldi. Salihli'den Halim Okkay'dı değil mi? Evet. Halim Okka geldi işte. Yeni Turgutlu Sporlu Bekir Galatasaray'a transfer oldu. Evet. Hani daha çok sayarız esasında eski zaman diliminden. Karşıyaka'dan Yusuf Tepekule gelmişti Galatasaray'a. Sağbek. Yani o kadar çok transfer sayabiliriz ki bu şekilde gelen, oynayan. Çok burun bükmemek lazım. Birazcık daha o cevherleri ön plana çıkartmak gerekiyor. Kesinlikle, ama yine de mesela taraftarlar işin diğer rengine de bakıyorlar. Mesela Talisca, bunu konuşmuştuk geçen hafta. Yani Talisca'yı herkes ister. Sen de istersin, ben de isterim. Yani mutlaka izlemek isteriz. İyi futbolu izlemek isteriz tabii. Ama yani gelme ihtimali yok. Yok. Yani yok. Başkan da söylüyor, Erdal Torunoğulları da söylüyor. Yok, yok diyor yani. İmkan yok buna diyor ama istiyor taraftar. Yani teknik direktörler bu sezon, yani kalan sezon ve sonraki sezonda artık bizim Yeşilçam 70'li 80'li yıllardaki Yeşilçam yönetmenleri gibi olacak. Bütçe yok ama ben senden çok şey istiyorum. Ne yapabilirsen yap. İşte yani Yeşilçam'ın o dönemki bize absürt gelen ama sonrasında çok keyif aldığımız filmlerde yönetmenler hep parasızlıktan birçok şeyi denemişlerdir. Gerçekten. O denerken de bizi tebessüm ettirseler de ondan sonra yokluk içinde ne kadar büyük iş yaptıklarının farkına vardırmışlardır. Bizim teknik direktörlerimiz öyle olacak. Yani dünyayı kurtaran adamın yönetmenini göreceğiz biz. Ve hatta Sadri Alışık filmi vardı. İtalyan bir dublör oynardı. Gülşen Bibikoğlu. Peki canım evladım derdi hani. Yani o filmlerdeki yönetmenleri göreceğiz. Her gün seyrediyoruz yani. Her gün ettiğimiz filmler. Mesela Çarıklı Milyoner vardı ben bugün evden çıkarken. Aa, Çarıklı Milyoner. Tabii canım. İnanılmaz. Geçen akşam Gol Kralı vardı. Gol Kralı vardı, evet. Yani. Çok güzeldi. Zeki Alasya Metin Aklınar'ın filmi vardı mesela sabah. Tabii. Ya çok güzel filmler var hakikaten. Yani senin de dediğin gibi mesela Yadigar rolündeki abimizin adı neydi? Allah nur içinde yatırsın. Şeyi mi diyorsun? Hangi filmdeki? Kemal Sunal'ın bir filminde patron çağırıyordu sürekli, Kemal Sunal dövüyordu. Ha ha ha, anladım anladım. Yadigar abi ya. İsmi... Eyvallah, tamam. O Şiki Şiki Baba'daki de ateş evet, yani. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Geçtiğimiz aylarda kaybetmiştik. Evet. Mesela nasıl yokluk içerisinde? Öyle? Şimdi Yadigar abi deyince Yadigar ejderi evet. Aklım gidiyordu. O yüzden birdenbire şey yaptım. Hepsine... Evet, gidelim o zaman Mustafa Özer'e. Mustafa evet. Hocama gitmeden önce hakikaten çok üzüldüm. Ben bu evet. Sabah ciddi anlamda kendime zor geldim. Yani Kaan Öztürk, baktım gencecik, pırıl pırıl bir kardeşimiz vefat etmiş. Ki biz hocamla iki gün önceden konuştuk bu yayın için. Evet. Eskişehir Spor'u konuşalım, zorlukları konuşalım. Şimdi o zorluklar içerisinde belki hocamın da Kaan'dan çok büyük beklentileri vardı. Belki Kaan'ın çok büyük hayalleri vardı. Bir gün Eskişehir'den çıkıp Dorukhan gibi Beşiktaş forması giymek istiyordu belki. Evet. O hayallerin hepsi maalesef yarım kaldı. Şu anda yüreği yanan bir anne baba, Eskişehir camiası. Çok büyük bir acı ya. Yani gördüm. Tabii ki şimdi insanlar yanlış anlamasınlar. Her gün vefat haberleri alıyoruz. Allah nur içinde yatırsın. Yani çok zor günlerden geçiyoruz evet. Koronayla ilgili ama genç bir futbolcu kardeşimiz, dediğim gibi ben bu konuda biraz hassasım. Çok genç yaşta kaybettik. Ve maalesef koronadan daha da tehlikeli olan trafik yüzünden. Evet, maalesef. Gerçekten yani bu trafik kazaları, trafik kurallarına uymama ülkemizin senelerdir en büyük sorunu. Maalesef. Ve şunu da unutmamak lazım. Hani hastalığı, pandemi, bu tarz şeyleri bir kenara bırakalım. Dünyadaki bütün kurallar kanla yazılmıştır. Trafikte bunların başında gelmektedir. Bir kez daha mekanı cennet olsun kardeşimiz. Mustafa Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Çok teşekkürler Hakan. Sen nasılsın? Gaz merhaba. Merhabalar hocam. İyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sabah acı bir haberle uyandınız. Öncelikle başınız sağ olsun. Neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle gerçekten bugün çok üzüldük. Kaan Öztürk kardeşimiz bugün vefat etti. 2000 doğumluydu. Çok yetenekli bir futbolcuydu. 17 yaşında profesyonel oldu Eskişehir Spor'da. Eskişehir Spor'un kültürünü almış gerçekten çok yetenekli futbolculardan bir tanesiydi. 17 yaşında profesyonel olup iki tane çapraz bağ ameliyatı olmuştu biliyorsunuz arka arkaya. Ben Eskişehir'e geldiğimde yavaş yavaş toparlanmaya başlamıştı. Hatta bir konuşmamızda şunu söylemiştim. Ben çünkü 14 yaşından beri tanıyorum Kaan'ı. Bölge hocasıyken, takım hocasıyken. Çok yetenekli bir futbolcuydu. Onun için dedim ki toparlan. Allah kısmet ederse seneye inşallah. Zaten profesyonel futbolcuydu. Tekrar seni A takımı alacağım. Öyle bir konuşmamız olmuştu. Ama bugün gerçekten çok üzüldük. İnanılmaz üzüldüm bugün. Yani camiamızın başı sağ olsun. Ailesine sabır diliyorum.
kolay değil. Hakikaten çok üzdü bizi. Allah sana